Evet. Ülkemizin kronikleşen sorunlarından bir tanesi. Netflix. Ölüyü diriyi hallettik. Bir Netflix'imiz kaldı anasını satayım. Netflix kapatıldı mı? Bakalım Türkiye'de Netflix ne durumda? Son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi. Netflix Türkiye'de diz çekimlerini durdurdu haberi yayıldı bir anda. Haberi de Cüneyt Özdemir Twitter hesabından duyurdu. Binlerce film, dizi, belgesinin yer aldığı Netflix'te hemen hemen her filmde veya dizide eşcinsellik yer alıyor. Ya sadece Netflix'te değil. Amerikan yapımı son yıllarda yapılmış bütün filmleri izleyin. Amerikan yapımı, İngiliz yapımı, Fransız yapımı fark etmez. Muhakkak bir eşcinsellik vurgusu yapılır. Eşcinsellik vurgusu da erkekler arasında özellikle yapılıyor. Niye bilmiyorum ama bu yapılıyor yani. Netflix de bundan nasibini alıyor. Herhalde bir işte bir moda mı artık bir akım mı neyse ee, İzleyin filmleri. Ben izlediğim her filmde bir muhakkak dizinin bir saniyelik, bir dakikalık bir bölümünde var ya. Muhakkak erkekler e, neyse. Bu nedenle kapatılması gündeme gelen film dizi platformu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Peki Netflix kapatıldı mı? Bakalım durum ne Netflix'te? Dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix Türkiye'de dizi çekimlerini durdurduğu bir süredir gündemde olan Netflix Türkiye'de yasaklanmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu arada Türkiye'de e, eğer yasaklanırsa Netflix'in ilk yasaklandığı ülke Türkiye olacak. Üyelik sistemiyle çalışan ücretli platformda eşcinsellik üzerine aşırı bir eğilim olduğu görülüyor. Hemen hemen her Netflix yapımı dizide ve filmde görünen cinsel eğilimler gençlerin ve çocukların psikolojisini kötü yönde etkiliyor. Şimdi bu konuda iki akım var. Bir, ak bir grup diyor ki e kardeşim biz buna para veriyoruz istediğimizi izleriz siz bize sansür uygulayamazsınız vesaire vesaire bir grupta diyor ki e kardeşim ama bizim de bir işte etik ahlak durumu var çocuklarımız kötü yönde etkiliyor şöyle böyle e, paralı da olsa çok Pahalı bir şey değil. Ayda 15-20 lirayla Netflix izleyebiliyorsun. Yani. Bunu çocuklar da ya da birbirleriyle paylaşıp izleyebiliyorlar. Neyse gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından Netflix hakkında bir paylaşım yaptı. Netflix kapatıldı mı sorularını gündeme getirdi bu da. Hey, 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 hey. Cüneyt Özdemir'in Twitter'dan attığı bir gönderi sonrası Netflix Türkiye yasağı gündeme geldi. Netflix ve AK Parti arasında bir görüşme gerçekleştirilirken taraftar uzlaşamamış durumda görüşme eşcinsellik konusu üzerine durmakla birlikte Netflix'in resleşmesi ile son bulmuşa benziyor. Bir ana Netflix şey yaptı. E, madem öyle biz de Türkiye'den çekiliyoruz dedi. Peki Netflix üyelik ücretleri ne durumda ona bakalım. Netflix Basic Paket aynı anda sadece tek bir cihazın yayın yapmasına imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor, sağlanıyor. Ücreti ise aylık 16 lira 15.99. Netflix Standart Paketi aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca paketlerde HD yayın çözünürlük de sağlıyor. Ücret ise 28 lira. 20, 99 Netflix Premium paketi var. Aynı anda 4 cihaza kadar izleme imkanı veriyor. 40 lira bunun da ücreti. HD, Ultra HD, 1084K çözünürlükle sağlıyormuş. Bakalım Türkiye'de Netflix durumu ne olacak? Ben şahsen Netflix bir dönem kullandım. Ama şu anda Netflix yapımlarını e, pek de izlemiyorum. O dönem sadece The Walking Dead izliyordum. Hani siz ne durumdasınız? Siz Netflix sizin için çok önemli mi? Yani olmazsa olmaz mı? Benim için ekmekle su gibi bir şey değil Netflix. Olmazsa da olur. Ha bazen ihtiyaç duyuyorum. O zaman da da başka bir dizi, başka bir film izlemeye tercih ediyorum. Bu kadar basit. Sizler de Netflix hakkındaki yorumlarınızı, hükümetin politikası hakkındaki yorumlarınızı yorumlara bölümüne yazarsanız ben çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü kanalımızın şu anda hiç abonesi yok.